Sosyal medyanın ne kadar etkili olabildiğine iki örnek yaşadık dün. İlkini İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı dile getirdi. Ekrem İmamoğlu pek çok muhalif politikacı gibi medyanın yasaklarından. Eski merkez medyanın da katılmasıyla büyüyen saray korosu hep iktidara çalışırken muhalifleri sadece çamur atmak için gündeme alıyor. İmamoğlu önceki gece CNN Türk'te belediyedeki yolsuzlukları anlatacağı sırada apar topar ekrandan alındı. Sonradan bunun yukarıdan gelen bir emirle gerçekleştiği anlaşıldı. Ama ona konuşması için beş dakika verilse herhalde bu kadar gürültü kopmazdı. Bir anda sosyal medya ayağa kalktı. CNN Türkiye ve Ahmet Hakan'a dönük tepki Twitter gündeminde zirveyi gördü. CHP adayının anlatacakları hepten merak konusu oldu. Nitekim İmamoğlu ertesi sabah Halk TV'de Ayşenur Aslan'la konuşurken bunca kısıtlama içinde sosyal medyanın nasıl kendileri için bir nefes borusuna dönüştüğünden söz etti. Aynı saatlerde yine sosyal medyada Haluk Savaş pasaportunu gösteriyordu. Biliyorsunuz kanserle mücadele eden Profesör Savaş'a KHK'lı olduğu gerekçesiyle pasaport verilmemiş, yurt dışında tedavi imkanı engellenmişti. Savaş da kendi deyimiyle boynunu büküp muayenehanesine dönmüş, birkaç tweetle de durumdan dert yanmıştı. O andan itibaren mucizevi bir şey oldu. Saat 16'da mesajı attıktan sonraki saatler içinde Twitter aleminde öyle bir destek kampanyası başladı ki gece 23'te nüfus müdürü bizzat kendisini arayıp pasaportunu almak üzere valiye davet etmek zorunda kaldı. Toplumsal vicdan sosyal medya aracılığıyla ayaklanmış ve sonuç almıştı. Evet İktidar trol ordusu aracılığıyla sosyal medyayı hakaret, tehdit, yıldırma mecrası olarak kullanıyor ama bu zeminin kendisine karşı kullanılmasını da engelleyemiyor. İktidar medyası günden güne çamura gömülürken sosyal medya toplumsal çığlığın yegane nefes borusu olarak yükseliyor.